Gençler dersimizin konusu sayfa 225'teki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğiz. Peki, birinci sorudan başlayalım. Birinci soru boşluk doldurma sorusu. Ne diyor ifade? ABC reel sayı. Burada ikinci dereceden denklemin kalıbını görüyoruz. Denkleminde işte bu ifade biliyorsunuz delta, diskriminantı. Eğer sıfırdan büyükse ki burada böyle ise bu denklemin ne diyorduk? İki farklı birbirinden iki farklı reel kökü vardır diyorduk. Tamam. Boşluk kısmını onu yazacağız. İkinci kısım B şıkkında ise delta bakın sıfıra eşit. Delta sıfır eşit. O zaman ne diyorduk? Şu boşluğa ne yazacağız? Çakışık kök vardır diyeceğiz. Ya da birbirine eşit iki kökü vardır diyeceğiz. C şıkkında ise delta sıfırdan küçük. O halde denklemin gerçek sayılar kümesinde, özellikle burası önemli. Gerçek sayılar kümesinde ne diyeceğiz buraya? Burayı ben doldurayım. Çözüm kümesi boş kümedir diyeceğiz. 2 numaralı sorudayız. 2 numaralı soru eşleştirme sorusu gençlik. İşte yine bizim denklemimiz verilmiş. Denkleminde x1 ve x2'nin artık ne olduğunu biliyorum. Bilmem gerekiyor. Kökler bunlar. Bunu ben biliyorum. Kökler toplamı ki bu ezbere bilmem gereken bir durum. B bölü A'ydı değil mi? Eksi B bölü A'ydı. C şıkkıyla eşleşir. Bu da kökler çarpımıydı. Bu da C bölü A aşağıda sanırsam. Değil mi? Şöyle ekranın aşağısında C bölü A. Peki üçüncü şık nedir? Ezbere bilmenizi istemiyorum. Bakın üçüncü şık kökler çarpımı yukarıda olacak. C bölü A. Aşağıda ise kökler toplamı. Eksi B bölü A. Şu A'lar birbirini götürdüğü zaman eksi C bölü B olur ki o da A şıkkında yer alıyor. Tamam. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Şunu da böyle eşleştirdik. Haberiniz olsun. Devam edelim. 3 nolu sorudayız. Şimdi bundan sonrakiler klasik sorular. Bunları çözeceğiz. Üçüncü soru, denkleminin birbirinden farklı, altına çizeceğimiz kısım burası. Birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre m'nin en büyük tam sayı değerini soruyor. O halde birbirinden farklı iki gerçek kökü varsa hemen delta'nın sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki hemen delta'yı bulalım. Delta'yı bulmadan önce denklemimizin a'sını 1 olarak, b'sini -4, C'sini de M-2 olarak tespit edeceğiz. Tamam. Niye bunları tespit ettik? Çünkü delta formülü içerisinde bunlar yer alıyor. Hemen hatırlayalım. Delta formülü B kare eksi 4AC. Götürüp yerine yazarsak bu değerleri şurada okla gösterelim. B kare yani eksi 4'ün karesini al. Eksi 4 çarpı A1. C'si de eksi 2. Evet, hesaplayalım bakalım. Pardon, eksi 2 derken m-2. Orada düzeltme yapalım. m-2 zaten m'yi istiyoruz. Tabi bu durumda sıfırdan büyük olmalı. Tamam. Evet, devam edelim. Hesaplayalım bakalım. 16 eksi 4 ile açıyorum parantezimi. Eksi 4m artı 8 büyüktür 0. Tamam. Eksi 4m'yi diğer tarafa atalım. Burası 24 olur. Sol taraf. Sağ taraf 4m. Böldüm 4'e ve 6 küçük m. Yani m değerleri 6'dan küçük değerler alıyormuş. Sorduğu soru neydi? M'nin en büyük tam sayı değeri ki burada en büyük tam sayı değeri 5 olur. Cevap da 5 olur. Zaten en küçüğü soracak hali yok. 4 numaralı sorudayız gençler. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor soru. Yapabiliyorsanız öncelik çarpanları ayırmadır gençler. Yapabiliyorsak, kolaycacık ayırabiliyorsak ki bazı ifadeler kolaycacık ayrılmaz. Ama ben her ifadeye çarpanları ayırarak denklemi çözebilirim. Bunu bilin. Kafanızın bir köşesinde olsun. İşte terim ekleme, terim çıkarma, işte tam kare şu bu, iki kare farkı. Bir şekilde ben çarpanları ayırmadan kökleri bulurum. Ama bazen çarpanları ayırma güçtür. O zaman ne yapacağız? Delta formülünü kullanabiliriz ki bu soruda onu yapalım.
Bakın çarpanları ayırmaya kalkıyorsunuz. İşte 2x, x diyorsun. 3, 1 diyorsun. Alternatifler kısıtlı zaten. İşte çarpmaya çalışıyorsun. Bir türlü ortadakini yakalayamıyorsun. Israr etmene gerek yok. O zaman delta yolunu kullan diyoruz. Peki delta yolu için yine bana neler lazım? A'sı lazım denklemin. 2, B'si lazım. 4, C'si lazım. 3. Delta formülünü yine ezbere biliyorum. B kare eksi 4 AC. Değerleri götürüp yerine yazarsak 4'ün karesi eksi 4 çarpı A değerim 2 C değerim 3. Bakın buradan 16 eksi 24 elde ediyorum ki bu sıfırdan küçük. Eksi 8 çıktı. Deltam sıfırdan küçük. Bu ne anlama geliyor? Karmaşık kök var. Ha, reel sayılar kümesinde çözüm kümesini bulunuz deseydi çözüm kümesi boş küme olur. Ama denklemini çözüm kümesini bulun diyorsa bu denklemi bir şekilde çözeceğiz. Karmaşık kök de olsa çözeceğiz. Hemen kök formüllerim vardı. X1 kök formülü. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Diğeri de bunun eksilisi. Ama ben biliyorum ki şimdi burada karmaşık kök var. Bir tanesini bulduğum zaman diğeri bunun eşleniği olacak. Dolayısıyla bir tanesini bulmam yeterli. Burada değerleri götürüp yerine yazalım. Eksi B. B'miz 4'tü. Eksi 4 yazdım. Artı kök delta 2 o da eksi 8'dir. Eksi 8 yazalım önce bir. Eksi 8. 2 çarpı 2. Daha sonra şimdi bu eksi 8 biliyorsunuz kök içerisinde neydir? 8 i karedir. 8 i kare de i kare i olarak çıktı. 8 2 kök 2. O zaman eksi 4 artı 2 kök 2 i bölü 4. Bunu bu şekilde de bırakabiliriz veya işte şöyle de yapabiliriz. Eksi ayrı ayrı şu şekilde yazarsak şu şekilde öyle de olabilir. Yani eksi 1 olur. Artı 1 bölü 2 ki o da kök 2 bölü 2 i olur. Diğeri de bunun eşleniği olur gençler. Diğeri de diğer kökümde eksi 1 eşleniğini alıyorum. Eksi şu şekilde bir durum söz konusu olur. Tamam, bunlar benim denklemimin kökleri. Peki, dikkatlice takip ediyoruz. A birden farklı olmak üzere demiş iki tane denklem var. Bu denklemlerin birer kökü ortak olduğuna göre A gerçek sayısının değerini bulunuz. Eğer birer kökleri ortaksa diyelim ki o ortak kök de her iki denklemin kökü de K olsun. Bunu bazen kitaplar X olsun der. Aynı denklemleri birbirine eşitler. Hiç mahsur yok. Hadi biz K olsun diyelim. K olsun. Ortak kökümüz. K olsun. O zaman K denklemi sağlayacaktır. K kare götürüp X yerine yazıyorum. Hani kök denklemde yerine yazılır ya. X gördüğüm yere bakın bazı kitaplarda hatta bazı öğretmen arkadaşlar ne yapıyor? Direkt ifadeler birbirine eşitliyor. Doğrudur. Evet. X yerine K yazdım. K kare artı A eksi 3 K eksi 2A artı 4. Bakın tekrar söylüyorum. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi iki tane denklem var elimde. Bu iki denklemin bir kökü aynıymış, eşitmiş. Diğer kökleri farklı. Ben de diyorum ki madem eşit kökün mesela K olsun. Diğer farklılığı beni ilgilendirmiyor. Her iki denklemi de sağlaması gerekir. Götürüyorum. Her iki denklemde X gördüğüm yerlere denklemi sağlayacağı için yazıyorum. Tabi sonuçlar sıfır eşit olacak her ikisinde de. O zaman sınıf sıfır eşitse ne yapabilirim? Bunları birbirine eşitleyebilirim. Ki eşitledik. Buradan şu K kareler birbirini götürür. Benim için K'yı bulmam gerekiyor. O önemli. K'ları sol tarafa atayım. K'lar sol tarafa alıyorum. Diğer ifadeleri sağa atacağım. Bakın şu ifadeyi bütünüyle bu tarafa atacağım. Peki o zaman parantezin önündeki ifade eksi olur. Şöyle olur bakın ifade. Sol attığım zaman. A artı 1'i sağ attığım zaman eksi A eksi 1. Zaten sağda eksi 2A artı 4 de var. Biraz etrafı toparlayacak olursak. Tabi şurada bir dağılma işlemi de yaparsam. Eksi şöyle dedim. K ortak parantezini alayım en iyisi. Sol tarafı K ortak parantezini alayım haberin olsun. Peki K ortak parantezini alırsam. K ortak parantezini alırsam ne kalır? Eksi 2A.
eksi a eksi 3 kaldı. Şöyle oldu. Burası eksi 3a artı 3 oldu sağ taraf. Şu eksiyi de içeri dağıtırsam, gençler eksi parantezin içine dağıtırsam eksi a artı 3 olur. Yani parantezin içi de aynı sağ taraftaki gibi eksi 3a artı 3 olur. Şimdi bunlar birbirine eşit farkındaysanız, o zaman normal k bilinmeyeni denklem çözer gibi bunlar birbirini götürür. Sadeleştirirsem ya da bir bölersem sonuçta k değerini 1 bulurum. Bunun anlamı şudur. Yani ne yaptığımız ya da ne bulduğumuzun anlamını söylüyorum. Ortak köklerden birini bulduk. Yani k'nın değerini bulduk. Demek ki her iki denklemin ortak kökü 1'miş. 1'miş. O zaman bu sefer götürüyorum 1'i yazıyorum. 1'i denklemde yazıyorum ama herhangi bir denklemde yazmam yeterlidir. Çünkü a'yı bulacağım. Bana a'yı soruyor. O zaman şurada yukarıdaki denklemde denklemin kökünü 1 bulmuştuk. Götürüyorum. X yerine 1 yazıyorum. 1'in karesi eksi 2a çarpı 1 şu 1 artı a artı 1 eşittir 0. Buradan ne olacaktır? 1 eksi hatta şu 1'ler bir yok. Pardon. Geri al. Daha sil. Sil diyorum. Silmiyor. Evet. Şöyle yapalım. Eksi 2a artı, evet 2 eksi 2a olur. Evet. Şöyle olur. Pardon. Eksi 2a olur mu? Eksi a olur. 2 eksi a olur. Eşittir 0. A'yı da diğer tarafa gönderirsem ne yapmış olurum? A'nın değerini 2 olarak bulmuş olurum. Tamam. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Peki, 6 nolu soru. Bir ABC üçgeni ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şekil çizmemiz gerekir. Bir üçgen söz konusu. Gençler, üçgenimizin adı ABC üçgeni. ABC üçgeni. Bize ne diyor soruda? Şimdi bakın, BC kenarına ait yükseklik bu kenarın uzunluğundan 2 birim fazladır. Yani bu BC'ye indirdiğim yükseklik, H yüksekliği BC kenarından, şu BC kenarından 2 birim fazlaymış. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? BC uzunluğuna X diyecek olsam, şurada K noktası diyelim ya da H da diyebiliriz. H bizim için yükseklik X artı 2 olur. Tamam mı? Peki devam edelim. Ne diyor ifade bize? BC kenarının uzunluğunu 2 kat artırılır. Bak burası çok önemli. BC kenarının uzunluğu 2 kat artırılır. Bu çok önemli. 2 katına çıkarılır demiyor. Eğer 2 katına çıkarılır dese BC 2x olur. 2 kat artırılır diyorsa o zaman BC'nin uzunluğu 3x olur. 2 kat artırıyorum çünkü. Burası önemli. Evet, söylenenle yapacak olursak o zaman yeni çizeceğimiz üçgende BC uzunluğu 2 kat artırıldığı için 3x olur. Devamında ne diyordu? Bu kenara ait yükseklik yani H 3 birim azaltılırsa, H x artı 2 idi. X artı 2'den 3 çıkarırsak H ne olacak? X eksi 1 haline gelecek. Bak x artı 2'den 3 birim azaltılırsa, 3 çıkarırsam x eksi 1 olur. Sonra ne diyor? Yeni üçgenin alanı, yani yeni oluşturacağımız üçgenin alanı ABC başlangıçtaki üçgenin alanından 6 birim kare fazladır. Şimdi biz şunu yapacağız gençler. Şunu yapacağız. Şimdi birinci şurada birinci durumdaki üçgenin alanını hesaplayacağız. Nasıl hesaplanır üçgenin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den değil mi? Birinci durumdaki alan. Diyelim ki A1 ona. Ona A1 diyelim. Birinci alan. Nasıl hesaplanıyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2. İkinci durumdaki alan hesaplayalım. İkinci durumdaki alan da A2 diyelim. O da yine taban çarpı yükseklik. Yüksekliğim x eksi 1 oldu. Bölü 2. Bakın. Alan büyüyor. Yani ikinci durumdaki alan birinci durumdaki alandan daha büyük. Dolayısıyla ne kadar büyük? 6 birim kare. O zaman ben A2'den A1'i çıkarırsam 6'ya eşitleyebilirim. Oradan bir denklem çıkar karşıma ve onu çözmek zorundayım. Peki söylediğimizi yapalım. Şunları biraz küçülteyim. Şu şekilde kenarda dursun.
Yapacağım şey şu. A2'nin alandan A1'in alana çıkacağım. Bakın şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. 3x çarpı x eksi 1 bölü 2'nin alan, yani bu değerden, bu alandan x çarpı x artı 2 bölü 2'yi ne yapacağım? Çıkardığımda aradaki fark 6'ymış. 6'ya eşitliyorum. Bu denklemi çözmem gerekiyor gençlik. Bakın nasıl çözeceğim? Şöyle yapacağım. Bu ikilerden kurtarmak için eşitliğin sol ve sağ tarafını 2 ile genişletiyorum. 2 ile çarpıyorum. Şimdi ne oluyor? Ben 2 ile çarpınca bunlar gidecek bu şekilde ama bu tarafta 12 olacak. Haberin olsun. Şimdi o zaman yeniden ifade yazıyorum. Hatta dağılma işlemini de gerçekleştirelim bu arada. İki işi bir arada yapıyorum. Bakın şimdi 3x kare, değil mi? 3x kare eksi 3x dağılma işlemini yaptım. Eksi x ile çarpıyorum. Dikkat et. Eksi x kare eksi 2x. İkilerden kurtuldum ama sağ taraf 12 oldu. Tamam. Eksi 3x kare eksi x kare 2x kare eder gençler. Eksi 3x eksi 2x eksi 5x eder. Eksi 12'yi de bu tarafa alıyorum biliyorsunuz. İkinci dereceden denklem elde ettim şu an. İkinci dereceden denklemler çözülürken mutlaka bir taraf sıfır olması gerekiyor. Tamam, bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. Peki biraz işlem uzadı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağım şimdi? Bu denklemi çarpanlara ayırma metoduyla çözeceğim. Şurada biraz daha yine küçülttüm. Şöyle yaptık. Hatta biraz daha küçültebiliriz. Şimdi denklemimiz şu. Şunu elde ettik biz. Şu denklemi şuraya yazıyorum. 2x kare eksi 5x eksi 12 eşittir 0. Ne yapıyorum? Çarpımdan ayırıyorum. 2x x. Bunu ne yapsam acaba? Eksi 5x'i elde etmek için onu düşünmem lazım. Şöyle yapalım. Buraya eksi 4'ü aşağı alalım. Eksi 8 olsun. Burası da artı 3 olsun. Böylelikle çarpımları eksi 12. Çapraz çarparsam 3x eksi 8x toplamda eksi 5x verdi. Doğru yaptım. Bunları ben şu şekilde her bir ifade şöyle bir düz yazıyorum değil mi? Şu şekilde düz yazıyordum. Bu şekilde düz yapıp sıfıra eşitliyordum değil mi? Daha sonra bakın şu ifadeyi sıfıra eşitlersen buradan negatif kök gelir ki ben uzunlukla uğraştığım için kesinlikle uzunluk negatif olamaz. Bu benim işime yaramaz. Buradan gelecek kökte hayır yok. X eksi 4'ü sıfıra eşitlersem buradan kökü 4 bulurum. Bunun anlamı nedir? Biz kökü bulduk. X değerini bulduk. Bizden ne istiyor? Bu bilgilere göre ABC üçgenin alanını istiyor. Şimdi benim ABC üçgenimin alanı burada bakın gençler. Şu. ABC üçgenimin alanı A1. Şu. Burada ben götürüp X gördüğüm yere 4 yazacağım ve sonucu gideceğim. Hatta yazalım şurada. Şurada yazalım. 4 çarpı 4 artı 2 bölü 2 alan. Ne olacaktı? 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2, 6, 12 mi oldu? Yani cevabım 12 olur gençler. Haberin olsun. 6. sorunun çözümü böyleydi gençler. Anlaştık. Devam ediyorum. Evet, 7. soru ve devamındakiler bana buradaki verilen ifadelere göre işlem yapmam gerekiyor. Peki nedir bu? İşte elimde bir denklem var. Denklemin ne olduğunu bilmiyorum. Kalıbı vermiş. İşte AX kare artı BX artı C formatı verilmiş zaten biliyorum. Bu denklemin elimde neyini biliyorum ben? Kökler toplamını biliyorum. X artı 1. Kökler toplamı var. Şuradan bir şeyler yaparak kökler çarpımını bulabilirim. Verilmemiş ama kökler çarpımını bulabilirim. Bu benim çok da işime yaramıyor ama bakalım bunu da vermiş. Mutlaka bu da bir yerde işimize yarayacak. Şimdi bu 7. soruyu nasıl çözeceğim? X1'in küpü artı X2'nin küpü. Öncelikle değişik yöntemleri var tabi. X1 artı X2'nin parantez kuvveti 3'ü açarım. Üçüncü kuvvetini açarım. Oradan da gidebilirim. Veya şuradan da gidebilirim. Önce bir çarpımları şuradan kökler çarpımını bir bulayım. Kökler çarpımını bulayım. Payda eşitliyorum. Bunu X2 ile genişleteceğim. Bunu da X1 ile genişletiyorum. Bakın takip et. Genişletme işlemini yaparsam ne olur? Yukarısı 1 olduğu için X2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 olur. Ki bunun değeri nedir? Bir eksi 1 bölü 2'ymiş. Peki ben ne biliyorum? Yukarıdaki ifadenin ne olduğunu biliyorum. 1. O zaman ne oluyor? 1 bölü x1 çarpı x2 değeri. Şu x2
Eksi 1 bölü 2'ymiş. O zaman bu ifadeler birbirine eşitse x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı eksi 2 eşittir. Bak bana kökler çarpımı verilmemiş. Ben buradaki bilgiyi kullanarak kökler çarpımını buldum. Bu bana lazım olacak haberin olsun. Kökler toplamını da biliyorum. Bunu da biliyorum. Şimdi bu ifade ulaşabilmem için neler yapmam lazım? Bu biraz beni yoracak. Onu söyleyeyim. Yoracak. Yani soru aslında zor değil ama yorucu bir soru. Uğraştırıcı bir soru. Şimdi bakın. 2 küp toplamını açmam gerekiyor. Hemen o konuyu bilmem lazım. 2 küp toplama. 2 küp toplamını nasıl açıyordum? Şöyle açıyordum galiba, değil mi? X1 artı X2. Önce toplayacağım. Buradaki işaretler aynı olacaktı. Çarpı X1'in karesi eksi X1 çarpı eksi 2 eksi 2'nin karesi diye açmam gerekir. Tamamen A küp artı B küp ya da X küp artı Y küpün açılımı ile alakalı bir durum gençler. Ezbere bilmeniz gerekiyor. Bu bir işlenek. Peki burada neyi biliyorum ben? Kökler toplamını biliyorum. Şu ifade zırt pırt çıkıyor. Kökler toplamını biliyorum. Çünkü burada bu verilmiş zaten bana. Burada kökler çarpımını da biliyorum. Bunu da kullanacağım. Bunu da kullanacağım. Ama şunu bilmiyorum. Şunu bilmiyorum. Bunu da bulmam lazım. X1 artı X2'nin karesini bulmam lazım. Onu da şurada bulmam gerekiyor. Evet, uğraştırıyor bizi soru. Onu da şöyle yapıyorum. X1 artı X2'nin parantez açılımını yapacağım bu sefer. Bu da yani A artı B'nin parantez karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. X1 artı X şöyle. Böyle yapabilirdik. Artı ikincinin karesi. Yer kalmadı. Şöyle yapacağız gençler. X1 artı X2 değeri 1. Götürüp şurada yerine yazdım. Şu değeri yerine yazdım. 1. 1'in karesi. Eşittir. X1 kare artı 2 çarpı eksi 2. Şu eksi 2. Soru biraz uğraştırıyor. Artı ikincinin karesi. Yani X2'nin karesi. Buradan ne olacaktı? Burası eksi 4. Şurası eksi 4. Sol tarafa atarsam 1, burası da 1. 1 artı 4'ten 5 olacak. Yani şu ifadenin değerini bulmuş olduk. Şu ifadenin değeri 5'miş. Bunu da kullanacağız. Tamam, şimdi götürüp yerine yazabilirim artık. Elimde değerler var. Bir kere bu bana sorulan kısım burasıydı. Tamam. Burası soruluyor bana. Daha henüz çözüme ulaşmadık. Pardon, burası küp. Buranın değeri 1 çarpı. Bu ikisinin toplamını yeni buldum. Yeni buldum. 5. Bu ikisi çarpımları eksi 2. Götürüp yerine yazıyorum sadece. Götürüp yerine yazıyorum. Yani ne oldu? 5 eksi, bu önde eksi var dikkat. Eksi şuraya eksi 2 yazacağım. Şöyle olacak. Sonuçta burası 1 çarpı 7 o haline gelecek. 1 çarpı 7 de 7'dir. O zaman aradığımız cevap da 7 olur gençler. Aradığımız cevap da 7 olur. Tamam. 7. sorunun cevabı 7 olmuş oldu. Şu ifadenin şöyle yazalım ve tekrar tekrar yazıp duruyoruz. Bu ifadenin bir parantez karesini alayım. Ya da şöyle diyeyim. Bu ifadenin sonucu A olsun. Büyük A olsun. Ben her iki tarafın karesini almak istiyorum. Her iki tarafın karesini alırsam bu A kare eşit olur. Heh, böyle oldu. Peki zaten şu ifadenin karesini alacağım. Bu ifadenin karesini aldığım zaman şöyle bir durum söz konusu. Karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şunu elde ederim. İkincinin karesi. Aynen bunu elde ettim. Eşittir A kare. Buraya kadar gelebildim. Bak elimdeki bilgiler nedir? Şu ikisinin toplamını biliyorum. Pardon, şuraya karesini yazmayı unuttum. Şu ikisinin toplamının karesini biliyorum. Nereden biliyorum? Bir önceki sorudan biliyorum. Bir önceki sorudan bu toplam kaçtı bir bakalım. Kaçtı bu toplam? Kaç bulduk? 5 bulduk. Tamam, 5 bulduk. Bunu kullanacağım. Şimdi bunu götürüp yerine yazalım. Şu ikisinin toplamı 5. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı da bir önceki sorudan buldum. Neydi o? Eksi 2 idi değil mi? Bak şurada. Neredesin? Heh, kökler çarpımı eksi 2. Eksi 2. Tamam, bunu da götürüp yerine yazarım. Fazla gittik. Şurası eksi 2. A kare. Bak buraya kadar geldik. Şimdi bu sonuç şurası 9 olur. Hani eksi ile eksinin çarpımı artı 9 olur. O zaman A kare.
Her iki tarafın kökünü alırsam benim a değerim 3 de olur, eksi 3 de olur. Çünkü 3'ün karesi de 9, eksi 3'ün karesi de 9. Yalnız burada hangisini alacağım, değil mi? Burası önemli. Hangisini almam lazım? Peki a değeri negatif olabilir mi? A değeri negatif olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Sen a değerini negatif yazarsan mutlak değere aykırı bir durum söz konusu olur. Bakın mutlak değerin sonucu pozitif olur ya. Dolayısıyla şu a eşittir eksi 3'ü iptal ederim. O zaman benim aradığım cevap 3 olmuş olur. 9. sorudayız gençler. Evet, şu ifadenin değeri isteniyor ya da oranı isteniyor. Bu bir oran. Bu değeri bulacağız. Nasıl bulacağız? Şimdi ben neyi biliyorum? Daha önceki sorularda neyi bulmuştuk? Bir kere kökler toplamını bulduk. Bir, daha doğrusu kökler toplamı verilmiş. Bir, kökler çarpımını bulmuştuk. X1 çarpı X2'yi bulmuştuk. Bu neydi? X2 idi değil mi? Bunu kullanacağız. Şimdi elimde kökler toplamı, kökler çarpımı varsa ben bu denklemi oluşturabilirim. Neydi denklem? Nasıl oluşturuyordum? X kare eksi kökler toplamı çarpı X artı kökler çarpımı eşittir 0 formülünden. Hatırladınız mı bilmiyorum. Bu formülü kullanacağız şimdi. Bu kıymetli formülümüzü kullanalım. Şimdi kullanalım bakalım. X kare eksi kökler toplamı. Kökler toplamı 1. O zaman 1 çarpı x x. Kökler çarpımında eksi 2. O zaman benim denklemim şudur. Tamam. O zaman bu denklemin köklerini bulalım. X x eksi 2 artı 1. Bakalım doğru mu yapmışız? Eksi 2x artı 1x toplamda ortaya verdi. Doğru. Bunları bu şekilde çarpanlarına ayırdık ve 0 eşitledik. Ve köklerden birini ne buldum? 2. Köklerden diğerini ne buldum? Diğerini buldum. Eksi 1. Şimdi bana şunu diyor gençler. Kök 1 kök 2'den büyüktür. Zaten bunu vermiş. Yani birinci büyük kökü yukarı yaz diyor. Büyük kök 2. O zaman x1 gördüğüm yere 2 yazarsam, şuraya 2 yazarsam, x2 gördüğüm yere de eksi 1 yazarsam sonuca ulaşırım. Tamam mı? Yazıyorum şimdi. 2'nin karesi 4. Eksi 2 artı 6 bölü. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1, önde de eksi 1 oldu, eksi olduğu için artı 1. Eksi 1 şu oldu. Şunlar birbirini götürdü. Sonuçta 10. 10'dan 2 çıktı 8. 8 bölü 1. O da eşittir 8. 10 numaralı sorudayız. Aşağıda ikinci dereceden denklemler ve bu denklemlere ait gerçek sayılardaki çözüm kümeleri verilmiş. Mesela birinci ifadenin köklerini bulmaya kalksak ne olacaktır? Xx eksi 5 artı 2. Gerçekten buradan köklerden biri, bunları sıfır eşitlersen bu ifadeler düz yazıp köklerden birini 5 bulursun. Birini eksi 2 bulursun. O zaman birinci madde doğru olur. İkinci madde bakalım, onu da hemen hızlıca çarpanından ayırabilecek miyiz? Bizi uğraştırmazsa iyi olur. Bakalım. Hemen. Evet, b kare eksi 4 ac'ye bir bakmamız gerekiyor. Eğer b kare eksi 4 ac negatifse o zaman buna eksiyi yapıştırırız. Bakalım b'si eksi 7. Eksi 7'nin karesi, hızlıca alıyorum, 49. Eksi 4 çarpı a'sı 2, c'si eksi 3. Şöyle bir baktığım zaman doğru yaptı, 49 b kare pozitif çıktı. 8, 24 değil mi? 24. Ki bu sıfırdan büyük. Ama kökler bir kere tam çıkmayacağı için 24 artı 49 24 artı 49 küsuratlı çıkıyor. Dolayısıyla küsuratlı çıktığı için kök içerisindeki ifade tam çıkamayacağı için bir kere kökleri tam sayı olmaz. Kökleri tam sayı olmaz. Bu bir kere ne olacaktır? Yanlış olacaktır ifade. Hatta kendiniz bunu görebilirsiniz. Mesela 1 yazdığınız zaman sağlayıp sağlamadığına bakarsınız. Mesela 1 yazdın. Burası 2. Burası eksi 7. Ne olacaktır? Eksi 5. Eksi 8. Sıfır etmeyecektir. Velhasıl kelam ikinci maddenin yanlış olduğunu gördük. Üçüncü maddeye bakıyorum.
Şimdi üçüncü maddede bu sefer yine b kare eksi 4 ac'ye bakayım. Boş küme dediği için b kare eksi 4 ac'ye bakıyorum. A'sı 1. Şöyle b kare eksi 4 ac. Şöyle yazıyorum. B'si eksi 1. B'si eksi 1. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de 4. E bakıyorum ki bu negatif çıktı. Negatif çıktı. O zaman kök yoktur reel sayılarda. Bize R'de çözülüyor değil mi? Evet, denklemlerine ait gerçek sayılardaki, bakın gerçek sayılardaki çözüm kümesi verilmiştir diyor. Dolayısıyla üçüncü madde doğru olmuş oldu. O zaman biz neyi işaretlemiş olacağız? D şıkkını işaretlemiş olacağız. 11. sorudayız gençler. İkinci dereceden denkleminde tamam. Delta ne diyor burada? Bu bilgilere göre hangileri doğrudur? Bir bakacağız. 11. soruda 3 öncül bilgi var. Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? Burası önemli. Daima doğrudur. Her zaman doğrudur. Şimdi ikinci dereceden denkleminde delta sıfırdan küçük ise denklemin sanal iki kökü vardır. Doğru mudur her zaman? Sanal iki kökü vardır. Evet, doğrudur. Sanal iki kökü vardır. Her zaman doğrudur. Peki B, buradaki B değeri sıfırdan büyük ise diyor, denklemin sanal kökü vardır diyor. Sıfırdan büyük ise vardır. Bu her zaman olacağı anlamına gelmez gençler. Bu her zaman böyle olacağı anlamına gelmez. Çünkü niye? Sen zaten B'yi, yani B kare eksi 4 AC'yi alırken zaten B'nin bir şekilde karesini alıyorsun. Yani B negatif de olsa pozitif de olsa etkilemez. Bu her zaman oldu, daima dediği için buna ben bir eksi yapıştırırım. Bu yanlıştır. Şu ifade doğru. Peki öbürüne bakalım. A sıfırdan büyükse diyor. A sıfırdan büyükse tamam. C de sıfırdan küçükse, şöyle bir b kare eksi 4 ac yazayım da daha net anlaşılsın. Şimdi A sıfırdan büyükse, şu A sıfırdan büyükse tamam. C de sıfırdan küçükse. Şimdi A pozitifse, C de negatifse, öyle mi? Şimdi sen burada bir işlem yaptığın zaman ne olacak? Şu eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Bu zaten artı. Buradan bir artı gelir her halükarda. E buradan da artı gelir. Sonuçta her halükarda ne olacaktır? Denklemenin gerçek iki kökü mutlaka olacaktır. Gerçek iki kökü mutlaka olacaktır. Ha, eşit bile olsa fark etmez. Eşit bile olsa birbirine eşit köklerdir ama neticede iki kökü vardır. Dolayısıyla üçüncü madde de doğrudur. Yani benim için C şıkkı doğru olacaktır. 12. sorudayız gençler. A kümesi verilmiş. Elemanlarını görüyorum. Kümesi veriliyor. A, B'den farklı olmak üzere diye başlamış. Her A, B eleman, A geç onu. Burada ikinci dereceden bir denklem var. İkinci dereceden denklem var. Şeklinde yazılabilecek denklemlerden kaç tanesinin gerçek kökü yoktur? Kaç tanesinin gerçek kökü yoktur? Yani reel kökü yoktur. Şimdi bir delta'ya bir bakalım. Yani gerçek kökün olmaması için delta sıfırdan küçük olmalı. Delta formülünü yazalım. B kare eksi 4 AC. Şimdi bakın. B'si A. Tamam. B'si A. Buradaki denkleme göre. O zaman A kare yazacağım. A kare yazacağım. Eksi 4 çarpı A'sı 1. A'sı 1. C'si de B. C'si de B. Şu değerin sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Bu değerin sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Yani a kare eksi 4b sıfırdan nasıl küçük olabilir? Çünkü küçük olması gerekiyor ki gerçek kökü olmaması gerekiyor. Peki şöyle diyelim. Ben a'yı buradan bir eksi 1 seçerim tek tek. Eksi 1 seçtiğim durumlarda burası pozitif oldu. Şu ifade pozitif, şurası pozitif. O zaman buranın bir kere ne olması lazım? Geriye kalan mesela b bir kere farklı olacak. Bunlar birbirinden farklı olacak. Bir kere negatif seçemem. Şunlardan birini seçmem lazım. Bunlardan birini seçersem, mesela biri seçsem bile negatif olur. Yani biri seçsem negatif olur. İkiyi seçsem negatif olur. Üçü seçsem negatif olur. O zaman burada dört tane durum var bakın gençler. Burada dört tane durum oldu. Dört durum yakaladık. Dört durum. Peki A'yı bir seçelim. Yani tek tek inceleyeceğiz. A'yı bir seçersek ne olur? Yani bir, A'yı bir seçtiğim zaman yine 1'in karesi 1 olacak. Şurası 1 olacak gençler. Şurası ise kesinlikle şu eksi B'yi eksi 1 alamam. Çünkü sen B'yi eksi 1 alırsan burası pozitif olur. O zaman tehlikeli olur. O zaman burası sıfırdan küçük çıkmaz.
Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4 olur. Burada pozitif olur. O zaman eksi 1 almayacaksın. Eksi 1 almayacaksın B yerine. 1'i de alamazsın zaten. 1'i de alamazsın. Çünkü A'yı 1 seçtin. O zaman geriye 3 durum kalır. Güzel. İyi gidiyoruz. 3 durum kalır. 3 durum kalır. A'yı bu sefer 2 seçelim. Böyle adım adım gidelim. A'yı 2 seçtim. A'yı 2 seçince burası 4 oldu diyelim. 4 eksi 4 çarpı ne almam lazım, değil mi? Bir de o var. Şimdi sen bir kere negatif seçemezsin. Negatif seçmeyeceksin B'yi. Pozitif olur, olmaz. Bunu yine iptal ettik. Bir seçemezsin eşit. Bir dakika, gerçek. Evet. Bir seçersen o da olmaz. Bu sefer sıfır çıkar. Biri de seçemezsin. 2 zaten seçemezsin. A'yı 2 aldın. O zaman geriye 2 durum kalır. Yani B'nin alabileceği 2 durum var. Geçelim. A'yı 3 alalım bir bakalım. 3 aldım diyelim A'yı. O zaman A'yı 3 alırsan burası 9 olur. 9 eksi 4 çarpı bir şey, değil mi? Yani bunun negatif olmasını istiyorum. Bir kere eksi 1 alma. Pozitif olur. 1 alırsan yine pozitif olur. 4, evet, 5 çıkar. 2 alırsan 8 olur, değil mi? 9 eksi 8 yine pozitif olur. 3 alırsan eşit çıkar. 3 al, pardon, eşit olur mu? Negatif çıkar. Evet. 3'te negatif çıkar. Ama 3 alamazsın. Pardon. A'yı 3 aldın. 4 alabilirsin gençler. O zaman burada bir durum var. O zaman sen A'yı 4 aldığın zaman artık yapacak bir şey yok. Çünkü büyük çıkması için hani buraya 16 eksi 4 çarpı ne olmalı? 4 seçemeyeceğine göre 4'ten büyük de alamayacağım. Yok, kümede yok. 4'ün kendisini de alamazsın. Sonuçta şu değerler almış olursun. Şu değerler almış olursun. Kaç değer var burada? 4, 3, 7, 10 değer var. Öyle mi? Şu değerler alabiliriz. Sıkı bir soru ya. Güzel bir soruydu. 13 numaralı sorudayız gençler. ABC eleman reel sayılar olmak üzere demiş. İkinci dereceden bir denklem var. Görüyorum. Denkleminin bir kökü 1. Diğer bir denklem vermiş. O da ikinci dereceden denklem. Onun kökü de eksi 2 olduğuna göre demiş. 4A eksi C ifadesinin değeri nedir? İlk akla gelecek şey herhalde sizin de aklınıza gelmiştir. Bu kökleri bir götürüp yerine yazalım. Yani 1'i burada yazalım. Madem bunu, bu denklemin kökü, götürüp yerine yazalım. Eksi 2'yi de burada yazalım. Bir bakalım neler oluyor yani. İnsanın ilk aklına gelecek ilk hamlesi bu olsa gerek. Yine 1 yazalım buraya. Buraya da 1 yazalım. Sonra buraya eksi 2 yazalım. Tamam. Buraya yine eksi 2 yazalım. Bakalım neler oluyor. Şimdi şöyle yapacağız. 1'in karesi 1 eksi 2 A artı B eşittir 0. Bu burada kalsın. Bir diğeri de ne olacaktır? 4 eksi 2B artı C eşittir 0. Tamam. Şimdi ne yapabilir? Şöyle bir bakıyorum salim kafayla. Şimdi B'leri eşitleyelim. Çünkü her iki tarafta da B'leri eşitleyelim. Şu eksi 2B'yi diğer atayım. Diğer tarafa atayım. 4 artı C eşittir 2B olsun. Şimdi burada da şu iki ifadeyi diğer tarafa atayım. B eşittir 2A eksi 1 olsun. Bu arada 2 ile çarparak 2B eşittir. Her iki tarafı 2 ile çarparak 4A eksi 2 olsun. Ha, şimdi ne oldu? Her iki tarafta B'ler eşit olduğu için şunları birbirine eşiteceğiz bak. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü her iki tarafta 2B eşittir olayı var. O zaman yeşil ile çizdiklerimi birbirine eşitlersem 4A eksi 2 eşittir 4 artı C olur. Zaten benden istenen şey de hazır 4A eksi C. Yani bunu bu tarafa atarsam 4A eksi C eşittir 6 olur ki aradığımız cevap A şıkkında var. Tamam. Evet, ilk sorun, Anladım. ilk soru demeyeyim. 13. sorunun çözümü A. Devam edelim. Bunları kontrol ediyoruz değil mi gençlik? Ama ha. Geldik bu soruya. Evet. Olduğuna göre Z karmaşık sayısının, ki bu Z karmaşık sayısının, evet, eşleniği aşağıdakilerden hangisidir? Gençler bak, tekrar hatırlatıyorum. Kökün derecesi tekse no problem bak. Kökün derecesi tek burada. O zaman burası eksi olabilir. Bu bir reel sayıdır. Şurası bir reel sayı gençler. Hatta öyle bir şey ki bu eksi 32, eksi 2'nin 5. kuvveti bilmeyenler bilsin eksi 32'dir. Dolayısıyla sen buraya şöyle yazabilirsin. Bakın şöyle yazabilirim ifadeyi. 5. dereceden eksi 2'nin 5. kuvveti yazdım. Daha sonra bakın o bakın burası çift. Yani burada problem var. İçerisi negatif olamaz. Yani olursa zaten reel sayı olamaz. Bu reel sayı değil zaten. Karmaşık sayı. Buradan iyilik kısım buradan gelecek. Reel kısım buradan gelecek. İyilik kısım buradan gelecek. Eksinin yerine i kare yazarsan dışarı i olarak çıkar.
4'te 2 olarak çıkar 2i. Yani buradan 2i gelir, haberin olsun. Yani buradan şöyle olur yani. 2i gelir. Şu bizim z sayımız bak. Şu z sayımız, tamam mı? Şimdi bak. Bunu götürür. Sıkıntı yok ve bu eksi 2 olarak dışarı çıkar. Yani benim z sayım eksi 2 artı 2i olur. Şimdi bu sayının eşleniği öğrenmiştik. Bu sayının eşleniği de şöyle gösteriliyordu. Üzerine çizgi çiziyorsun ve imajiner kısmın önündeki işaret değişiyor. İşaret. Yani eksi 2 eksi 2i olur. Böyle bir şık var mı? Var. D şıkkında var. D şıkkında var. Tamam. Anlaştık. Geçiyorum. Geldik 15. soruya. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Eğer çarpandan ayırabiliyorsanız çarpandan ayırın diyeceğim. Ama rahatça ayıramıyorsanız şöyle şıklara da bakınca i'leri de gördüğüm zaman diyorum ki ben bunu delta'dan yapayım. Bakın ya. Ama her halükarda istersen iki yolla da çözebilirim. Şimdi ne yapalım? Burada ABC'yi bulalım. A'sı 1. B'si eksi 6. C'si 10. Şimdi bizim deltamız b kare eksi 4 ac. Hemen delta eşittir b kare. Yani eksi 6'nın karesi yazalım. Karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 10. Burası ne olur? 36 olur. Burası ne olur? O zaman burası 40 oldu. Bizim deltamız eksi 4 çıktı. Delta eksi 4 çıktı. Tamam. Bu delta eksi 4 olduğu için karmaşık kök var değil mi? Sıfırdan küçük. Şimdi bu kökleri bulacağız. Nasıl bulacağız? Kök bulma formülü. Şuradan bir sağa bir sola gidiyor. Kök bulma formülü neydi? Birini bulursam diğeri onun eşleniği biliyorsunuz. Birini bulmam yetiyor. Eksi b artı kök delta bölü 2a'yı bulmak istiyorum ben. Birinci kök olarak. Şimdi eksi b. Zaten eksi 6 var. Bir de eksi formülden var. Artı 6 olur. Yani 6. Bak dikkat. Şöyle artı kök içerisinde eksi 4 bölü 2 çarpı 1. Yani 2. Şimdi bu eksi 4 biliyorsunuz 4 2 olarak çıktı. Eksi 2 kare i olarak çıktı. Yani şöyle bir şey oldu. Artı 2 i. Bunları alırsanız iyi olur. Şöyle. Devam ettirirsek 3 ayrı ayrı bölersem 3 artı i oldu. Şimdi bu x1 böyle ise x2 de hiç gerek yok. Bunlar birbirine eşleniği olacağı için 3 eksi i olur. Bize neyi soruyordu soru? Köklerinden biri. Aşağıdakilerden hangisidir? İkisinden birine bakacağız gençler. İkisinden birine bakacağız. Hangisi var? 3 artı i var. O halde aradığım cevap Diyarbakır. Anlaşıldı mı? Sıkıntı var mı? Yok değil mi? He? Yok. Soruyu çözdük ama bak soruyu çözdük ama biz bunu bir de çarpanlar ayırarak da çözelim. Yani maksat öğrenmek. Şimdi o zaman bunu nasıl yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. Şuradan bir tam kare yakalayacağız. Bak şuradan bir tam kare yakalayacağız. Buradan tam kare yakalanması demek x eksi 3 parantezine alacağım anlamına gelir. Bak çok önemli. X eksi 3. X eksi 3 parantezine aldım. Açılımda x kare eksi 6x geldi. Bir de ne geldi? Artı 9 geldi. Bu dengeyi bozmamak için eksi 9 diyorum buraya. Bir de artı 10'umuz var. Bak denge korundu. Tamam devam. Buradan x eksi 3'ün karesi bakın burada sol taraf artı 1 öbür tarafa geçecek. Eksi 1 olacak. Tamam. Bunların karekökünü alacaksın sen. Şöyle karekökünü alacaksın. Bakıyorsun ha çift kök. O zaman bu eksi 1 zaten iyi değil mi? O zaman şöyle olmaz mı? Şöyle olur bakın. İzleyin bakın. İzleyin. Mutlak değer olarak dışarı çıkar bu. Şunlar gider. Mutlak değer. Şöyle olur. Bak aynen eksi şurada eksi i'ye pardon özür. Burada i'ye eşittir direkt. Şöyle bir durum oluşur. Bak şuraya geldik. Şöyle bir eşitliğe. Şimdi ben bu mutlak değeri şurada açmak istiyorum. Öğrenin. Bunu ben nasıl açabilirim? Bir artılısını eşitleyeceğim. Bir eşitlisini. Yani x eksi 3 eşittir i de olabilir. X eksi 3 eşittir eksi i de olabilir. O zaman 3'ü öbür tarafa gönderirsem x eşittir 3 artı i de olur. Ya da 3 eksi i de olur. İşte kökler bunlardır diyoruz. Biz neyi bulduk? D şıkkını bulduk. Gördünüz mü? Alternatif yoldan da ne yaptık? Bulduk. Yani her ifadeyi ben çarpanlara ayırarak yapabilirim. Haberiniz olsun. Öğrenin. Devam edelim. 16. sorudayız. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru biraz daha ilginç bir soru. Şimdi bakın ben burada şöyle yapacağım. Her iki tarafın şöyle kökünü almaya kalkarsam neler olur?
Evet, içeride bir negatif sayı var. Dolayısıyla problem yaratacak bana bir. İkincisi, peki hocam bunu nasıl yapacağız? Burada şimdi köklü sayılarda şöyle bir özellik vardı. Şöyle bir özellik vardı. Şurada tam kare yakalayabilirsiniz. Tam kare, hatta şöyle yapalım. Güzel bir soru ya. Evet. Şöyle yapalım. Pardon. Şu içerideki ifadeyi eksi parantezine alalım. Bak şuradayız hala. Şöyle eksi parantezine aldım. 3 eksi 2 kök 2 oldu. Eksi parantezine aldım ya. Bu eksi de dışarıya i olarak çıksın. Yani bir dakika çocuklar, şunları birazcık bağırmam lazım. Çıktılar mı ya? İyi, çıktılar. Peki burası mutlak değer. Peki burası ne olur? Burası da şöyle olur gençler. Şurası şöyle olur. Şöyle olur. İyi olarak olur. Şu şekilde. Çünkü eksi iyi olarak dışarı çıkardık. Sonrasında köklü ifadelerde şöyle bir özellik vardı. Çarpımları eğer burada 2 olduğu zaman, bazen 2 olmazsa kendimiz de 2 yapabiliriz. Burada 2 ise tam kare yapabilir miyim? Acaba içerideki ifadeyi tam kare yapabilir miyim? Nasıl yani? Çarpımları kökün içindeki ne verecek? Toplamları 3'ü verecek. Nedir o? 3, 2 kere 1, 2. O zaman 2 artı 1, 3 veriyor. O zaman şöyle yapacağız. İçerideki ifadeyi şöyle yapacağız gençler. Kök 2 aradaki işaret eksi olunca eksi 1'in karesi iyi olacak. Şu duruma getirdik. Daha sonra tabii ki de bunlar birbirini götürecek. Sonuçta şöyle bir şey olacak. Benim mutlak değer x'im şöyle olacak gençler. Kök 2 eksi 1 parantez içinde olacak. Bir de i'm var. Evet, aynen böyle. Evet, denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayın, mutlak değerin içerisini bir olduğu gibi açarım, bir de bunu eksiyle çarparak açarım. O zaman ne olur? Bir böyle bir ifade aramam lazım. Var mı şıklarda? Yok. Bir de bunun eksilisi var galiba. E şıkkı mı? E şıkkı. Çıkılıyor hocam. Evet, E şıkkında var. Olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı şöyle olurdu. Yani şöyle diyeyim. Köklerden biri bir böyle olur. Bir böyle olur. Bu şekilde olur. Bir de ikinci kök şöyle. Eksi kök 2 eksi 1 iyi olurdu. Böyle bir şey arardım. İçeriye de dağıtabilirdim. Yani böyle bir şey yok. E şıkkında var diyoruz köklerden biri ve olayı bitiriyoruz. Güzel bir soruydu. Peki devam edelim. 17. sorudayız gençler. M2'den farklı olmak üzere M eleman reel sayı, tamam. Bunu niye vermiş bakalım. Bu denklemin gerçek kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. Kökler toplamını vermiş. Kökler çarpımının değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aslında zor bir soru değil. Bu klasik bir soruya benziyor. Nedir o? Şimdi kökler toplamını ben eksi b bölü a olduğunu biliyorum. Şuraya yazalım. X1 artı eksi 2 eksi b bölü a'ydı. Şimdi burada denklemin a'sı, b'si, c'si belli. Bak yazalım. Şöyle a'sı x karenin önündeki sayı 4 eksi 2m. Şöyle parantez halinde. B'si x'in önündeki sayı ki o da 3m eksi 1. Tamam. Bir de c'si var. C'si de m artı 3. Şimdi bunlardan faydalanacağız. Bir kere şundan bir faydalanalım. Bunun değerini vermiş neticede. 4 olarak vermiş. O zaman ben şunları bir yerine yazayım. Pardon, bunu aşağı yazayım. Bunu yukarı yazayım. Bakalım neler oluyor. Sonucu da 4'e eşitleyeceğim. Yani bakın eksi b eksi 3m eksi 1, bu b'ydi, bölü a, yani 4 eksi 2m eşittir 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4'ün altında 1 var malum. Şuradan devam edelim yolumuza. Bu durumda eksi 3m artı 1 eşittir 16 eksi 8m olur. Peki şimdi bu eksi 8m'yi bu tarafa atalım, 5m olsun. Çünkü artı 8m, eksi 3m, 5m. Tamam. Biri de diğer tarafa atalım, 15 olsun. Buradan m'yi biz 3 bulalım. Bakın m'yi bulduk. M'yi bulduk. Şimdi diyor ki bize kökler çarpımı nedir? İyi de kökler çarpımının formülü de neydi? X1 çarpı X2 C bölü A'ydı. Şimdi C bölü A'yı bulmak için biraz uğraşalım. Şurada C bölü A'yı bulmaya çalışıyorum. C bölü A ki o da
C'si M artı 3. M'yi bulduk biz. C bölü A. A'sı da 4 eksi 2 M. Şimdi M artı 3. Yani 3 yazacağım M yerine. 3 artı 3 bölü 4 eksi 2 çarpı 3. Bu durumda 6 bölü eksi 2 mi oluyor? 2 kere 3 6 eksi 2 oluyor. Yani eksi 3 oluyor. Yani aradığımız cevap eksi 3 oluyor şuradan. Eksi 3 oluyor. Şıklara bakıyoruz. E şıkkında var. Tamam. Klasik bir soru. Çoğu yerde görürsünüz böyle bu tip sorular. 18 numaralı sorudayız. Denkleminin eşit iki kök olduğuna göre. Tamam. Ne demek istiyor aslında? Şu cümle ne demek istiyor? Denklemin iki eşit kök olduğuna göre deltası 0. O zaman ABC'yi bir yazalım. Bu denklemin A'sı 4. B'si eksi 24. C'si de 6A eksi 12. Deltası neydi? Delta B kare eksi 4 AC'ydi. Götürüp yerine yazalım. Delta eşittir B kare. Yani B eksi 24. Oo. Bayağı bir yoracak gibi. B kare eksi 4. A'sı 4. C'si aç parantez 6A eksi 12 eşittir 0 olmalı. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? 4 ile biraz sadeleştirme yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Bir kere burası pozitif çıkar. Dolayısıyla 24 çarpı 24 diye düşünebilirim. Şöyle yapalım ya. Biraz uzatıyorum. Biraz şöyle yaptım. Bakalım olacak mı? Şimdi 4'e böldüm. Burası 6 oldu. Bu 4 gitti. Burası bir 4'e daha böldüm. Çünkü sağ taraf 0 olunca 0'ı 4'e böldüğüm zaman yine sonuç 0. Burası 4'e böldüm yine. Burası yine 1 oldu. Bir dakika. 4'e böldüm. Burada 6 oldu. Sonuçta şöyle biraz küçüldü sayılar. Yani 36 eksi aç parantezi şöyle dağıt. Eksi 6A. Yo. O parantezi olduğu gibi öbür tarafa gönderelim. En güzel o. Parantezi bütünüyle öbür tarafa göndersek pozitif olur. 36 eşittir. 6A eksi 12 olur. 6. Eksi 12'yi bu tarafa atarız. 48. Haydi tam çıkıyor. Evet 6A tam çıkıyor. A 8 çıkıyor. Tam çıkıyor yani. Bize neyi soruyorlar? A gerçek sayısının değeri. Bulduk. 8. 8 var. Tamam, sıkıntı yok. Peki devam edelim. 19 numaralı sorudayız. Olmak üzere demiş. Denkleminin evet gerçek kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. Bunu vermiş. Olduğuna göre bu köklerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kökleri x1 ve x2'dir. Bu ifadeyi vermiş. Olduğuna göre bu köklerden biri nedir? Şimdi bir kere şuradan başlayalım olaya. Bir çaprazlama eşitleme yapalım. Hatta bununla yapmayalım. Kırmızıyla yapalım. Daha belirgin görülsün. Şunu x2 ile genişletelim. Şunu da x1 ile genişletelim bakalım. O zaman bu durumda şöyle olur. x2 artı x1 bölü, yani kökler toplumu yukarıda, kökler çarpımı aşağıda olur. Eşittir. Eksi 3 bölü 4. Daha sonra burada bilinmeyen a'yı bulacağız. Nasıl bulacağız? A, B, C'yi yerine yazarak. Hatta şöyle yapalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani x1 artı x2. Kökler çarpımında c bölü a olunca, bu a'lar birbirini götürünce burası eksi b bölü a, pardon a nereden çıktı? C. Bakın çocuklar kaybolmayın. Şöyleyiz, şuradayız. Yani ben bunu ne yaptım? Bu şu değer ya da şu değer şuna eşit olmuş oldu. Bu değer buna eşit olmuş oldu. Yani bana b ve c lazım. Ama şimdi b ve c, yani b'yi bulalım. Bir de c'yi bulalım. B nedir? Bu denklemin b'si nedir? X'in önündeki katsayı eksi a artı 2. Şöyle yazdım. C'si nedir? C'si de eksi 5 a artı 1'dir. Götürüp yerine yazalım. Bak. Eksi b bölü c. Şimdi bak. B'de eksi var. Formülde de eksi var. Bu eksiler artı yapar. Yukarısı a artı 2 olur. Bölü. Eksi 5 a artı 1. Bak bunun değerini vermiş mi? Eksi 3 bölü 4. Bu denklemden a çıkar. Bu denklemden a çıkar. Çapraz çarpımı yapacağız. Unutma. Devam. Hadi bakalım. Çapraz çarpımı yapıyorum. 4 a. 8. Eksi ile çarpıyorum. 15 a olur. Güzel. Eksi 3.
Daha sonra ne olur? Şu eksi 3'ü bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. 11 A 11 sonuçta A 1. A'yı 1 bulduk. Bize A'yı sormuyor. Bize neyi soruyor biliyor musunuz? Bize bu köklerden biri nedir? O zaman ben götüreceğim. A'yı 1 olarak yazacağım. Denklemi oluşturacağım. Denklemi yeniden çözeceğim. Peki. Hatta ne yapalım? Evet. Gerek yok. Şöyle yapalım. A yerine 1 yazdım. 1. 1. Şuradan denklem oluşturalım. X kare. Buraya 1 yazarsam 3 olur. Eksi 3x olur. Bak. Eksi 3x. Buraya 1 yazarsam eksi 5. 1 daha eksi 4 olur. Şöyle bir denklem elde ederim. Peki. Şimdi bu denklemi nasıl çözeceğiz? Bir oraya zıplıyoruz. Bir buraya zıplıyoruz. Şimdi onu da artık şunlara gerek kalmıyor ya. Şunları bir silelim. Biz bulduk. Denklem bulduk. Bu denklemin kökünü bulacağız. Gerek yok. Şunları bir silelim. Siliyoruz. Gerek yok. Denklemi de zaten bulduk. Bu denklemi şurada çözeceğiz. X kare. Eksi 3x. Eksi 4 eşittir. 0 denklemini çözmek için xx. Eksi 4'e artı 1. Çapraz çarptığım zaman ortadakini yakaladım. Demek ki x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. İşte bakın burada şunu 0 eşitlersem köklerden biri 4 çıkar. Bunu 0 eşitlersem diğer kök eksi 1 çıkar. Bize neyi soruyordu soru? Köklerden biri nedir? Şıklarda ya 4 olacak ya eksi 1 olacak. Dolayısıyla 4 var. Aradığımız cevap Diyarbakır. Tamam. 20 numaralı sorudayız gençler. İkinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. İşte vermiş, vermiş. Ha, bu kökler toplamı. Bunu kullanacağız. Kökler toplamı bu. Evet, bu. Koşullarını sağlayan ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şimdi gençler şunu yapacağız. Öncelikle şuradan başlayacağız. Şuradan başlayacağız. Nasıl yani? Ortak parantez alalım. X1'ler ortak, X2'ler ortak. Şimdi bakın şu ifadeyi X1 çarpı X2 ortak parantezine aldığım zaman ne kalır içeride? X2 kalır. Değil mi? Karesinden dolayı artı. Burada da karesinden dolayı X1 kalır. Bakın. Şöyle oldu. Eşittir eksi 30. Bunu niye böyle yaptım? Çünkü şunu bana vermiş. Şunu götürür. Şurada yerine yazarsam yani kökler toplamını 5 olarak vermiş. Ben kökler çarpımını bulacağım. Tamam. Bu durumda kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşit pardon çarp şöyle yapalım. Yani kökler toplamı 5. Eksi 30 sa. O zaman bu kökler çarpımı eksi 6'ymış. Kökler çarpımı eksi 6'ymış. Şimdi bakın benim elimde neler var? Denklem oluşturmam için kökler çarpımı var. Kökler toplamı var. Bizim meşhur kök bulma formülümüz neydi? Hatırlatıyorum. Kök bulma formülü. X kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. Neydi bunun anlamı? Şuydu. Kökler toplamı önde eksi olacak yalnız. Kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı. Peki hemen bunu uygulayalım. X kare eksi kökler toplamı 5. O zaman eksi 5x artı kökler çarpımı ki artı eksi 6 olacağı için eksi 6 olur. Evet. Bizim denklemimiz bu. Bilinmeyen bir denklem aşağıdaki hangisidir? Hangisinde var burada? X kare eksi 5x. A'da var galiba değil mi? Cevap A şıkkı. 21 nolu sorudayız gençler. Aşağıda denklemler ve bu denklemlerin kökleri verilmiştir. Tamam. Bakın biri nolu denklem üstlü sayılardaki denklemlerden. İki nolu denklem yine üstlü sayılardan denklemlerden ama kökün kuvvet tek, kuvvet çift olma durumu var. Bunlar önemli. Başka ne demiş? Denkleminin yani şimdi bakın. Buradan denklemin kökü x1. Buradan x2 geliyor. Bu denklemin çözüm kümesinin x2 geliyor. Demiş. Olmak üzere denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bak ben olsam yöntem olarak şunu gördüm. Buradan kökü bulurum. Çok basitçe. Buradan da kökü bulurum. Bunlar benim kök 1 ve kök 2'mdir. Bir önceki soruda olduğu gibi hani denklem oluşturma olayı vardı. Değil mi? X kare eksi toplam x artı çarpı yani kökler çarpımı eşittir 0
mevzusu. Oradan sonuca gideriz. Hiç uzatmayalım. Şimdi 16'nın yerine ben 2 üssü 4 yazarım. Bakın yazdım. X eksi 1. 8'in yerine 2 üssü 3 yazarım. Bakın yazdım. X artı 2. Tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri eşitlerim. Şimdi dağılımını yapıyorum. 4x eksi 4. Tabanla uğraşmıyorum. 3x artı 6. Bu durumda bunu bu tarafa gönderdim. Bunu bu tarafa attım. Sonuçta x eşittir 10 oldu. Bakın demek ki x1, şöyle yapalım. X1 köklerden biri 10'muş. Bak bunu bulduk. Evet, 2 numaralı denkleme geldim. Bak burada bir şey hatırlatayım. Eğer çift olsaydı, bak bu tek sayı. 5. Ya bu 5'in yerine çift sayı olsa, 4 olsa, 6 olsa, 8 olsa, uzatmayalım. Çift olursa o zaman buradan 2 tane kök gelir. Bu ayrı bir mesele. Ama tek olduğu zaman direkt içerileri birbirine eşit olsun. Direkt. Olsun, yine de hatırlatalım. Eğer çift olsaydı, bak çift olsaydı, önce bir teke göre çözelim. Teke göre çözelim. Tek olursa tek çözüm vardır. Direkt 2x eksi 1 eşittir. Eşittir. X artı 2 dersin. Çözersin. X 3 olur. Ve bu ikinci kök olmuş oluyor. Eğer buradaki kuvvet tek olursa tek çözüm olur. Ha, çift olsaydı, 5'in yerine 6 olsaydı, o zaman ne yapacaktık? Bir işleri bir olduğu gibi birbirine eşitleyecektin. Bir de herhangi birini eksiyle çarpıp eşitleyecektin. Mesela 2x eksi 1 diğerini eksiyle çarp, eksi x eksi 2 deyip buradan bir tane daha kök bulacaktın. Ne zaman? Parantezin kuvveti çift olduğu zaman. Ama konumuzla alakası yok. Ben sadece hatırlattım. Ben sadece hatırlattım. Haberin olsun. Peki biz x1 ve x2'yi bulduk mu? Bulduk. Bizim formülümüz neydi? Yani kökler toplamı ve çarpımını biliyorsam ya da kökleri biliyorsam denklem oluşturma formülü x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 olayıydı. X kare eksi kökler toplamı ne olur? 10 ile 3'ü toplasak 13 x çarpımı da 30 olur. Eşittir 0. Şimdi bakın bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yolumuza şöyle devam edeceğiz. Bakın bu denklemle bu denklem birbirine eşitmiş. O halde x'in öndeki katsayı mesela c direkt 30 olur. C'yi 30 olarak söyleyebiliriz. Bak c direkt 30. Tamam. A ise nasıl bulacağız A'yı? X'in öndeki sayı. Hatta şu eksiler de aynı olduğu için bununla uğraşmayacağım. Şu A eksi 12'yi A eksi 12'yi neye eşitleyeceğim? 13 eşitleyeceğim. Bakın buradan A da kendiliğinden 25 çıkar. Bak A'yı ne yaptık? 25 olarak bulduk. C zaten 30'du. Bunların toplamı 55 olur. Tamam. Mevzu anladık mı? Olay budur. Devam edelim. 22 numaralı sorudayız gençler. X1 ve X2 birer gerçek sayı olmak üzere. Anladık. X1 artı X2 eksi 3 eşittir 0. Ya şunu demek istiyor. Şu eksi 3'ü bu tarafa gönder. Kökler toplamı. Tamam. Bunu bu tarafa gönder. 2 bilinmeyeni denklem sistemiyle uğraş diyor. O zaman şöyle yaparız biz de. X1 artı X2 eşittir 3 olur. 2X1 eksi X2 eşittir ne olur? Eksi 6 olur. Bu 2 bilinmeyeni denklem sistemidir gençler. Sonuçta bu 2 bilinmeyeni denklem sistemini çözerek ki zaten taraf tarafı topladığım zaman şunlar gidici. Buradan köklerden birini buluruz. Köklerden birini bulduktan sonra ne yapacağız? Diğer kökü de bulacağız ve denklemi az önceki yöntemle denklemi oluşturacağız. Evet, taraf tarafa toplayalım. Bunlar birbirini götürdü. Sonuçta 3 tane x1 eşittir eksi 3 oldu. Buradan x1 eşittir eksi 1 çıktı. Köklerden birini eksi 1 bulduk x1'i. Bunu sen götür şurada yerine yazarsan eksi 1. Diğer tarafa at x2'yi de ikinci kökü de 4 bulursun. Tamam, nasıl bulduğumu bir kere daha izledim. Burada x1 gördüğüm yere x1 yazdım. X1'i diğer tarafa attım. Böylelikle elimde kökler var. Az önceki yöntemle denklem oluşturabiliriz. Neydi kutsal formül? Öyle değildi tabii. Öyle başlamıyor. Nasıl başlıyor? X kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. Peki hemen uygulayalım. X kare eksi topla x yani köklerin toplamı 3 eksi 3 x oldu. Çarpımı eksi 4. İşte böyle bir şey arıyoruz. Denklem arıyoruz. Var mı böyle bir denklem?
A şıkkında var gençler. Sıkıntı var mı? Yok hocam, doğru. İki tane soru kaldı, ha gayret. Şimdi denkleminin kökleri, yani şu denklemin kökleri, denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere kökleri, bakın buna dikkat edin. Kökleri x1 ve x2, yani daha doğrusu böyle değil. 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bak kökleri bunlarmış. Bizden istenen şey neydi? Bakın kökleri bunlar olan denklemi aşağıdan bul. O zaman biz yine kutsal formülümüz x kare topla x artı çarp eşittir sıfırdan hemen yazıyoruz. O zaman kökleri, yani bakın x kare eksi kökler toplamı. Bunlar hani kökleri ya. Bak bu kökleri toplayacağım demektir. Kökler toplamı. Bakın. X artı kökler çarpım. Yani bunları çarpacağım. Tamam. Yani buradan cevap gelecek. Tabii şuradan da faydalanacağız. O ayrı bir konu. Peki hadi devam edelim bakalım. Buradan x kare işte ne olacak? X1 artı x2 yukarıcı kökler toplamı olacak. Bölü x1 çarpı x2 x ve bu ifade. Peki. Şimdi bakın. Kökler toplamı şunları bir bulalım. Eksi b bölü a. Bana ne lazım? Kökler toplamı lazım. X1 artı x2 lazım. Bunu buradan bulacağız değil mi? Eksi b bölü a'dan. Bakın eksi b bölü a'dan unutma. Şu benim için b. Şu c. Şu önde 1 var. Bu da a. Şimdi eksi b bölü a yazalım hadi bilmeyenler. Şöyle olabilir. Eksi 5 eksi eksi 5 a 1 olduğu için buradan 5 gelir. Bu kökler toplamı. 5. Bir de kökler çarpımı var. X1 çarpı x2 lazım bana. O da c bölü a. O da c'si eksi 7 a'sı 1 olduğu için eksi 7 gelir. Şimdi şunları kullanacağız gençler. Şu 5'i kullanacağım. Kökler toplamı, kökler çarpımı eksi, unutma burası eksi 7. Şöyle eksi 7'si var. Peki nasıl yapacağız? Şurada kökler toplamına 5 yazacağım. Şurada eksi 7 yazacağım. Şurada da çarparsam 1 bölü çarpım olur. Kökler çarpımı olur. Haberin olsun. Devam edelim. Son aşamada x kare eksi kökler toplama, yani 5 bölü eksi 7, evet x, evet 1 bölü 1 bölü, ama eksi olacak, şu eksi olduğu için eksi 1 bölü 7. Şöyle olur. Hocam şıklarda böyle bir şey yok. Tabii ki yok. O zaman ne yapacağız? Bu ifadeyi, yani şu ifadeyi 7 ile çarpacağız. Sağını solunu 7 ile çarpacağız. Ne yapalım? Kırmızı ile çarpıyorum. Kırmızı ile 7 ile çarparsam ne olur? Bakın 7 x kare. 7 aşağıdan gider. Bu arada eksi eksi artı olur. Eksi eksi artı olur. Unutma. Yani 5 x olur. Buradan 7 de gider. Eksi 1 olur. Eşittir 0. Böyle bir sonuç arıyoruz kendimize. Var mı böyle bir sonuç? Tabii ki de D şıkkında var gibi. Yok D değil. B mi? B D değil. C değil mi? C şık. Evet gördüm. C şıkkında var gençler. Son sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere demiş. Bu ifadesini vermiş. Yani bakın kökleri x1 x2 olduğuna göre bu ifadenin değeri nedir? Burada da bunu gördüğüm zaman, yani a kare artı b kare gibi, tam kareden faydalan. Tam kareden faydalan. Yani x1 artı x2 parantez karesini bir aç bakalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımını, ki bunlar böyle değil mi? 2 katı artı ikincinin karesi. Bakın fark etmişseniz şu toplamı bana soruyor. Şu ikisinin toplamını. İyi de bu kökler çarpımını bilebilirim. Bulabilirim bakın şuradan. Kökler toplamını da bulabilirim. Sonra karesini alırım. Her şeyi halledebilirim. Buradan şöyle düşünün. Bakın x1 artı eksi 2 eksi b bölü a'dan hemen götürüp yerine yazarak bulalım. İşkence gibi oldu. Eksi 8 b yerine, evet yazdık. Formülde eksi var. Bölü a, yani eksi 1. Eksi 1. Yani buradan kökler toplamı 8 gelir. Bakın kökler toplamı 8 geldi. Peki devam edelim. Kaybolma. X1 çarpı x2 c bölü a. C'si eksi 16. A'sı yine eksi 1. Buradan da 16 gelir.
Bu da kökler çarpımı. Bu da kökler çarpımı. Ne yapacağım şimdi? İşte bakın şu kökler toplamına, bak yine kötü şey oldu. Kökler toplamına yani ben buna 8 yazacağım. 8'in karesi. Buradan şuraya da 16 yazacağım. 32 olacak. Buradan bulacağım. Yani 8'in karesi x1 artı karesi artı x2'nin karesi. Bu bana zaten soruluyor. 2 çarpı 16. 64 eşittir x1'in karesi artı x2'nin karesi. Niye uzattı ki? 32. Velhasıl kelam şu da 32 olmalı. Yani şurası da 32 olmalı ki toplam 64 olsun. Aradığımız cevap da 32 olur. Doğru mudur? Tamam. Sıkıntı var mı? Hayır hocam. Tamam. Olmadı. Ne yaptık? Ölçme değerlendirme sorularını çözdük. Bir tane kazanım kavramı kaldı. Onu da çözdüğümüz zaman adam akıllı, ikinci derecenin denklemle ilgili adam akıllı ne yaptık? Çok soru çözdük, çok iş yaptık. Gerisi size kalıyor. Artık o örnekleri yeniden tekrar çözerek, çözemediklerinizi bize sorarak ne yapacağız? Öğreneceğiz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hadi bakalım.